Evet, kıymetli izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mustafa Hafız, devam et bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Oradan bir tekrar daha alalım. Ve inne hemze وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Bir tekrar daha. Ra'yı biraz daha belirt. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Allahu Ekber. Evet Muhammed, devam et. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ Rahmanirrahim. Errahim. Errahim. Ve'l-leyli izâ yağşâ ve'n-nehâri izâ tecellâ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Bir tekrar daha alalım. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ بَدِل بَ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. صدق الله العظيم. Telefon varmış. Bakalım. Buyurun. İyi günler, hayırlı günler olsun. Osmaniye'den hoş geldiniz, sağ olun. Hoş bulduk. Hocam Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden de efendim, Allah sizlerden razı olsun. Bizler sizlerden çok şeyler öğreniyoruz.
Allah sizler gibisin başımızdan eksiltmesin. Sağ olun. Yani, biz de sizler için burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biraz da daha fazlaca günler dolsa çok istiyoruz. Efendim? Veyahut akşamdan sonra dolsa. Efendim? Tekrar bir de akşamdan sonra olmasın çok diliyoruz. Akşam, ben şuraya takılıyorum. He, akşam 1:30'da oluyor ama ileride olur gece inşallah. Mi? Akşam tekrarı var 1:30'da ama biraz erken alır olur inşallah. Erken inşallah olsa. Hocam ben şuna çok bir takıldım. Şimdi ve kezzebe bil husname ve kezzebe husname. Ve kezzebe bil husna. İkinci ya, B harfini biraz daha sesli okuyoruz. Şimdi yok, B'yi B'ye vurmuyoruz değil mi? Yok, ayrı ayrı. Ha, bir de şurada fe emme men e'da vettega. Bu voyan ye'ye hep vurulur diyorlar ra'ya. Yani böyle oldu mu, vuruluyor mu, o bir kendi icap ederse mi? Arkadaşların okuduğu gibi. E'da vettega. Birisi da, ikincisi te harfi. Ha. Hocam ben sana bir şey sorsam. Buyurun. Ben bunun malini okuyorum Kur'an'ın. Bu sizde getirttirdim de yazılar çok küçük, zorlanıyorum. Benim ayrı bir malim var. Bunu tek okusam okurken abdestsiz olur mu? Abdestsiz olur diyorlar. Malim efendim? Evet. Şimdi abdestsiz Kur'an-ı Kerim okunur, abdesti daha iyidir. Dokunmak için abdest almak lazım Kur'an-ı Kerim'e. Ben malini, sadece benim bir mali var. Evet. O yok abdest... mal Kur'an-ı Kerim lafzı değil, manadır o. Onda evet. Onda abdestliğe gerek yok ama metni taşırsanız olur. Abdest olmanız gerekir. Ha. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet. Bir telefon daha var herhalde. Alo. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Emrah Bey, buyurun Düzce'den. Hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. Hayırlı programlar. Allah razı olsun talimleriniz için. Sağ olun, sağ olun. Hocam ben bir soru sormak istiyorum ama mümkünse. Ha, buyurun. Şimdi hocam Euzü Besmele'lerde az önce de dikkat ettim. Hafızların okuyuşlarında. Sizin de talimdeki ikazınıza dikkat ettiğimde Bismillahirrahmanirrahim şeklinde gunneyi verdirerek okutuyorsunuz. Hocam buna ait olan yani bir delil literatürden yani zikretme imkanımız var mı? Varsa biz bu konuyu çok tartışıyoruz hafızlarla yani aramızda. Bir de tabii malumunuz üzere İmam Cezeri Hazretleri'nin ve azhiril gunnete min nunin ve min min ve min min idama şuddida kaydı. Evet. Var. Yani gunne sıfatını sadece min ve nun'da şeddeye bağladığı için şimdi şeddesiz nunlar da mimlerde. Mesela işte İyyâke nesta'in gibi. Hı. Yani bu gunnelemenin delilini zikredebilirsiniz hocam. Çok delili siz söylediniz. Şey. İmam Cezeri orada belirtiyor. Dediğiniz doğrudur. Bir de Vahris ale sükun fi cana var. Evet. O da evet. Ne diyor? Nerede sükun görürseniz muhteris olun. Yani Errahim ya'lemun yeterli bir okuyuş değil. Çünkü Rahim dediğiniz zaman mimi belirtmezseniz, gunnesini belirtmezseniz bu sonundaki harf mim mi, nun mu anlaşılmaz. Onun için Errahim ve cealna elhamdu gibi böyle durumlarda muhteris ol diyor. Hocam vahris alessükûni fî cealnâ'da kastedilen sükûn, lama ait olan sükûn değil mi? Yok, orada bir örnek verdi. Herkes, hepsinde var. Elhamdü ve cealnâ, rahîm, ya'lemûn, hepsine şamildir o. Orada bir örnek verdi, siz onu çoğaltacaksınız. Tamam? Peki hocam, oğlu Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Sağ olun, sağ olun. Devam edelim arkadaşlar. Euzü Besmele ile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ve kezzebe bil husna fesenuyessiruhu lil usra ve ma yughni anhu maluhu iza teradda inna aleyna lel huda وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى رَأَيْ بَلِرْتْ Ondan sonra Allah tarifine biri sesle birbirine benziyor. Orada bir fark yapmamız lazım. Bir tekrar daha. Ve lesevfe yarrâ. Ray belirt. Yarrâ. Ve lesevfe yarrâ. Allahu ekber. Evet, devam edelim. Şems suresinden. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi vevhâhâ. Vâ tarifini biraz daha belirlet üzerinde. Ve'l-ruhâhâ Vel-kamerî izâ telâhâ Ven-nehârî izâ cellâhâ Vel-leylî izâ yaghşâhâ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا ضَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِضَغْوَاهَا Bir tekrar daha alalım. Dağ harfinin tokluğunu, kalınlığını gösterelim, istilalığını. كذبت ثمود بضغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا
Önemine binaen orayı bize tekrarlayalım. Ağzın hareketleriyle ilgili olduğu için. Fedemdeme. Fedemdeme aleyhim rabbuhum bizembihim fesevvaha ve la yahafu uqbaha. Allahu ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جيم حرفini cehriliğini şiddetliğini gösterelim bir tekrar daha. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بضغواها بضغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول ikinci landa sesimiz biraz vurgulama yapıyoruz. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر. Allahu Ekber. İkinci hemze de birinci hemze gibi olsun. Allahu Ekber. Evet arkadaşlar, şimdi bir hatırlatma yapayım. Tekbirle Luha suresine kadar talim devam eder. Ama teberrüken daha bir talim yerleşsin diye okuyoruz ama bundan sonra tekbir almamıza gerek yok. Duhaya kadar tekbir okuma devam eder. Evet Hafız Mustafa devam et. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Lat harfinin kalınlığını, ıtbaklığını daha doğrusu biraz daha üzerine durarak gösterelim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Ta harfini biraz daha kalınlığını göster. Ta şeklinde. Ve ma tahaha ve nefsin ve ma sevvaha fe elhemaha fucuraha ve teqvaha kad efle. Kandı. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ. T harfini göster. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِدَغْوَاهَا. Bir dal. Bunu biraz daha hafifletirsek dala benzer. Dal dediğin dal olur. Dal. Ve kalın okuyoruz. Evet. Kezzebet. Kezzebet Thamud bi tağvâhâ. İzim ba'ase eşkâhâ. Fekâle lehum Resûlullâhi nâqatallâhi ve suqyâhâ. İkinci lamın sesini biraz daha yüksek okuyalım. Tekrar. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبِّهِمْ بهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تمام درم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. O mim harfini biraz belirtelim böyle Hafız Muhammed. Er-Rahim. Az önce de soruldu ya. Evet. Er-Rahim. Ve şemsi ve duhaha. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا ضَحَاهَا. Tekrar bir daha. Vel. وَالْأَرْضِ وَمَا. أَرْضِ. وَالْأَرْضِ وَمَا ضَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. F harfini akıt. Zamani harftir. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ سَمُودُ بِدَغْوَاهَا اِذِ انْبَعَثَ اَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Sadakallahu el-Azim. Sadakallahu el-Azim. Bir telefon var herhalde. Buyurun Hanife Hanım herhalde. Edirne'den. Hocam, buyurun efendim. Selamünaleyküm. Nazife Hanım. Evet. Evet. Hocam biz de şeylere gidiyoruz da bu madde harfleri nasıl çıkaracağız onları? Boğazdan çıkaramıyoruz onları. Nasıl çalışalım? Evet. Daha önceki derslerimizi izlediniz mi? Ya şunu ben bugün yeni gördüm. Ha. Şimdi evde bilgisayar varsa internete girin. Evet. Evvelki derslerde bu nevi çalışmalar var. Orada evet. Ayın, o hangi harfi yapamıyorsan o harfi ayınları çıkaramıyoruz. Ha. H'ları çıkaramıyoruz. Orada tek tek harfleri tasih ettik efendim. Evet. Hareke, cezim, şedde, asar yani uzatma yapmak suretiyle orada bilgiler şu anda mevcut. Oradan çalışma yapabilirsiniz. Tamam hocam. Allah tamam. Razı olsun. Sağ olun. Nereden hocam. Efendim? Sağ olun. Evet arkadaşlar şimdi vaktimizin zamanımız yaklaşıyor. Şimdi ben bir tahtaya doğru şöyle bir geleyim bakalım. Arkadaşımız da kamerayı bu tarafa çevirsin. Burada bir şeyler yazdık. Burada terit, terkis, tartip, tahzin diye bir şeyler yazdık. Bu hatalı okuyuşlar. Daha çok da şimdi en öne gelen bunlar. Kitaplarda yazılıyor zaten. Hatalı okuyuşlar. Tahzirat, sakınılması gereken şeyler diye. Şimdi terit nedir? Titre gibi okumak. Artık yavaş yavaş talim tam oturunca hafızlar duysun, sizler de duyun. Artık kıraata doğru geliyoruz. Talim içerisinde talim ilerledikten sonra usullü, makamlı okumalara da geleceğiz. Makam neymiş, nasıl olurmuş orada göreceğiz tabii. Şimdi böyle yaparım derken, makamlı okurum derken terit yapmayacağız efendim. Şimdi elinizde defterler varsa hemen not edin. Yalnız da zaten defter mutlaka bulunsun. Terit titre gibi okumak. Yani şimdi la ilahe illallah diyecek ya la diye böyle falan aşağı yukarı iner gibi okumaya, titrer gibi okumaya deniyor terit. Bu yasak. Bir de terkis var. Zıplar gibi okumak. Sanki böyle gezerken bir canlının zıpladığını düşün. Oradan oraya, oradan oraya. Onu en çok kangurular yapıyor galiba. Öyle yok. Yani maliki yevmiddin böyle yok. Ha vurgulama var zaten onu yapıyoruz. Maliki yevmiddin her kelimenin birinci harfinde vurgulama var ama bu da tabi zıplama gibi olmayacak. Bu da hatalı okuyuş. Tartip en çok yapılan. Teganni ve terennüm. Şimdi teganni deyince ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir, tecvidli okumak teganni. Zenginleştirmek. Ha. İki, teganni yapmak zararlı. Yani bir nevi de faydalı, ikinci zararlı. Nasıl zararlı? Mahreç, sıfat, tecvid, kurallar neyse hepsini bozuyorsunuz. Sesinizi çoğaltıyorsunuz, zenginleştiriyorsunuz. Bu harfler, kelimeler, cümleleri ne az olur ne de çok. Neyse odur. Mesela ne diyoruz? Zaman zaman söylüyoruz. Ecid, adım, beket harfleri ani harflerdir ve mahraca yapışır. Bunlara sesler fazla çıkar. Bir de en çok kalınlar var. Hussa, va, boyun, bıyız harfleri. Bunların içerisinde daha sesli olanlar var. Daha önce söylemiştik. Sad, değil mi? Vad, da ve za harfleri. Bunlar en güçlü ve en kalın olan harfler. Yani bunun dışında bir ölçü getirmek o Kur'an-ı Kerim'in hatalı okunması anlamına gelir. Terennüm de
Yani böyle kuşların sesi, bülbüllerin sesi gibi onları Kur'an-ı Kerim okurken ilave yapmak kesinlikle doğru değil. Yani musikiyi Kur'an-ı Kerim'e kaplamak tabiri caizse Kur'an-ı Kerim'i musikiye esir etmek kesinlikle doğru değil. Hiç makamlı olmasa ne olacak? Olacaksa tecvid kurallarına teslim olacak. Kur'an-ı Kerim'e teslim olacak makamlar. Bilal, Hazreti Bilal makamı yeter de artar bize. Hazreti Bilal'ın makamı, o nasıl okuduysa ezanı, ezan konusunda ona değineceğiz. Tabi ezan nasıl okunur? Efendim, Kur'an-ı Kerim okumaya gelince İkra'u kema ullimtum diyor Resulullah. Benim gibi okuyacaksınız. Bu nasıl olacak? İşte Femi Muhsin marifetiyle ağızdan ağza, gönülden gönüle bedenimize ve kalbimize, kafamıza Kur'an-ı Kerim yerleştirerek hem lafzını hem manasını Femi Risalete ulaşmaktır okuma. Oradan Cebrail, ondan sonra Cenab-ı Hak. Yani okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i evvela Allah Resulü dinleyecek. Sonra insanlar dinleyecek. Yani halkın hoşuna gider diye bağırıp çağırmak, sesi yükseltmek, taganni yapmak kesinlikle caiz değildir. O an için yaz yağmur gibi gelir geçer. Yani birilerini heyecanlandırırsın. Belki ağlayanlar da olacak ama yaz yağmur gibi gelir geçer. Kalbimize, kafamıza ve bedenimize yerleştirmemiz gerekiyor Kur'an-ı Kerim'i. Ha, olur o zaman işte. O başkasına da faydası olur. Evet, şimdi demek ki bu. Teganni, terennüm yok. Bir de tahzin, ağlar gibi okumak. Bu Üstad-ı Şerif var. Ama durup dururken ağlamaya çalışmak kesinlikle doğru değil. Tahzin, ağlar. Yani ağlamaya çalışarak okumak. Ama manadan etkilenir bir insan, içinden gelir. O ayrı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da cenazelere ağlamayın buyurmuşlar. Ama oğlu vefat edince Hazreti İbrahim onda mahzun olmuşlar, ağlamışlar. Gözlerine yaş gelmiş. Ya Resulullah sen ağlama dedin ama gözünden yaş geliyor. O da buyurmuşlar ki o gönülden gelen bir şey. Gönülden gelirse, gelerek ağlarsa okuyan, dinleyen de ağlar ama bir efendim ağlayayım da herkesi etkileyeyim, o olmaz. Bir hatırlatma bu. Diğer taraftan İkra suresindeki kelimeler var. Onları tekrarlayacağız. Şimdi hocalarımız mesela dünkü dersi bugün de bazen hatırlatma yaparlar. Onu da hatırlatma yapalım. Efendim la tudî'hu diye geçiyor İkra suresinde. Buna mefhum deniyor. Anlaşılmış ya da anlaşılmamış neyse onları tekrarı. Bu İkra suresinden sonunda tabii secde ayeti var. Secde ayeti olduğu için de secde edilebilir, sonra da edilebilir. Kaç tane okunduysa bir tane secde yapmak yeterlidir. Pekala. Burada ne sorun olabilir? Te ile ta yan yana geldiği için la tuti denebilir. Hani şimdi şeytanı racim diyelim okunursa, okuyanlar varsa onlara duyuruyoruz. Burada öyleyse tuti dememiz lazım. O zaman da harfi gidiyor. 28 harf 17'ye 27'ye düşmüş oluyor. Öyleyse harflerin arkadaşlar kimlikleri, şahsiyetleri, özgürlükleri var. Kişilikleri var. Her eşyanın öyle, her insanın öyledir. Her varlığın öyledir. Harfler de öyledir. Eğer ki harf yapamazsanız onlar küser size. Harfler küsünce kelime, cümle küser, küsünce Kur'an-ı Kerim küser. Hem oku hem Kur'an-ı Kerim darılsın bize. Ondan da istifade edilmez işte. O halde şimdi ne yapıyoruz? La tu'dî'n. Tuttiyan demiyoruz tabi. Tuttiyan demiyoruz. Tuttiyanhu diyoruz. Beyyine suresinde suhufemmü zahirah diyeceğiz. Daha önce de dedik ama dersi izlemeyen vardır. Burayı
okumakta zorluk çekenler var diye burayı tekrarlamış oluyoruz. Efendim, sat harfini sine benzetmeyeceğiz yani. Sü diye, su. Su deyince sat, sat deyince su aklımıza gelecek. Süt deyince sin, sin deyince süt aklımıza gelecek. Muhlisin, burada muhlisin demeyeceğiz. Muhlisin diyeceğiz. Efendim dersimiz burada noktaladık. İkinci ders, bundan sonraki dersimizde buluşmak üzere, görüşmek üzere. Allah sıhhat, afiyet versin. Allah cümlenizden razı olsun efendim.